Sultan, ne haber, nasılsın? Merhaba Emre'cim, ne haber, ne yapıyorsun? İyisin. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sağ olasın. Yine yorgun bir günün. Evet, bugün yine bir yorulduk. Bayağı bir efor sarf ettik evet, seninle birlikte. Evet, evet. Biraz kendinden bahseder misin bize? 1961 İstanbul doğumluyum. Reklam fotoğrafçısıyım. Çeşitli firmalara, çeşitli şahıslara, kurumlara reklam fotoğrafı hizmeti veriyorum. 42. senedir ya da 43 senedir fotoğraf çekiyorum devamlı. Güzel, keyifli bir iş. Gençlerin yapabileceği ya da gençlere tavsiye edebileceğim bir iş. Kazanç açısından da iyi bir şey. Ama bir süre sonra tabii bu kazancı elde edebilirler. Çevreleri edindikten sonra, olduktan sonra. Ama zevkli bir iş, çünkü nereye girersen gir, herkes senin ağzına bakıyor. Sen yönlendiriyorsun. Sen ortamı sağlıyorsun. Bir şeyler kötü olursa da senden, iyi olursa da senden. Onun için bir şeylere karar vermek güzel bir şey. İyi olmasını sağlıyoruz. Çalışıyoruz yani. İyi olmasını çalışıyoruz. Sen nasıl başladın bu fotoğrafçılığa? Ben 1979 yılında Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda Can Ajans vardı. Can Ajans'ta başladım. Fotoğraf asistanı olarak oraya başladım. Orada asistan olarak çalıştıktan sonra askere gittim. Askerden döndükten sonra oradaki şefim benim başka ajansa geçmişti. Beni diğer ajansa istedi. Çözüm Reklam'a istedi. Çözüm Reklam'la hala daha çalışıyorum. Serbest olarak tabii. Ondan sonra orada çalıştıktan sonra Çözüm'de kaldım. Daha sonra bir süre sonra benim müşterilerim arttı. Artınca kendi stüdyomu kuruyorum dedim çözümcülere. Onlar da tabii dediler. Hala daha çalışıyoruz onlarla da. 92 yılıydı. Şişli Perihan Sokak'ta kendi stüdyomu açtım. Ne olmuş? 30 sene olmuş. 30 seneden beri de serbest çalışıyorum gene üstüne üstlük ondan sonra. Keyifli, güzel. Zevkli bir şeyler çıkıyor. Hele şimdi sosyal medyada çektiğim bir şeyleri görüyorsun. Ortaya çıkıyor. İnsanın hoşuna gidiyor tabii ki. Çok güzel. Öncelikle stajyer olduğun, asistanlık yaptığın firmayla şimdi tabii evet aynı. İş yapıyorsun. Aynı onlara iş ayrı bir firma olarak hizmet veriyorsun. Ayrı bir firma olarak hizmet veriyorum tabii onlara. Tabii oradaki patronumun da beni sevmesi, iyi niyetli geçinmemiz falan. Bu da şey ama yok kara kaşıma, kara gözüme beni beğenmezler. Seviyorlar ki işimizi de. Öyle de devam ediyoruz vallahi. Peki bu meslekte şöyle bir sorun var mı? Bir rakip, yani diğer fotoğrafçıları bir rakip olarak görme? Ya bizde şöyle bir şey var. Kimse kimseyle rakip değil esas. Herkesin bir müşterisi var. Herkesin sevdiği bir çevresi, bir şey var zaten. Ahmet Ahmet'le çalışıyor. Mehmet Mehmet'le çalışıyor. Çok bir hatasını yaparsa seni değiştirir. Ancak öyle bir şey olursa. Herkes sevdiği insanla çalışmak istiyor. Genelde fotoğrafçılar bu pek böyle dile getirilmez ama kimse birbirini çekemez. Öyle bir şey var ama bir düşmanlığını görmedim kimsenin ya da bir şeyini de görürüm. Dostum var, fotoğrafçı dostum da var. Hanımı stylingçi. Onunla da çalışıyorum da beraber ama kocası da fotoğrafçı. Gene benimle çalışıyorlar. Problem değil çünkü. Arkadaşız onlara, biz zarar yok. Ne benim onlara ne onların bana. Böyle devam ediyoruz. Yani bir zincir var ve bu zincire aslında kendini adapte ettiğin takdirde onun için çok güzel işler yapabileceğin. Aynen, bir çarkın içine girersen, seni ajans olsun, prodüksiyon kanadı olsun, seni tutarlarsa o şekilde oradan yürüyebilirsin. Peki fotoğrafçılık tecrübeni nasıl kazandın? Bu kadar yıldır çalışıyorsun. Vallahi işte Gen Ajans'ta asistan olarak başlayınca 52 tane accountları vardı, müşterileri vardı o yıllarda. Hep çalıştım. Hiç durmadım yani. Ama tabii boş vaktim olduğunda da bu yoktu. Bu olmadığı için stüdyoya inip ışık yapardım. Nasıl çekerim de nasıl ışık yapardım diye. Hazerblatt'ta ya da Mamiya'da ikinci pozu üstüne çekmek için siyah kartona iğne delerdik. Yıldız yapabilmek için bir objenin köşesine. Böyle numaralar yapıyorduk. Ya tabii saatlerimizi alıyordu o bizim. Bir de filme çekiyorsun. İkinci bir şansın yok. Ondan sonra bunlarla uğraşırdım. Tabii onun bir de güzel bir şey çıkınca işin içine hoştu. Tabii en büyük avantajım benim. Benim peder ilk DIA'yı kıyan adamlardan Türkiye'de. Aragüler'le beraber. Aragüler diyorum, pardon. Ersin Alok'la beraber. Onunla hep karıştırırım. Ersin Alok'la beraber DIA'yı yıkamışlar ilk başta. Benim peder Hürriyet Gazetesi'nde hep film yıkayan adam olduğu için ben çok rahattım. Diyalarımı hep yıkardı. Her zaman için.
Kızdırırsam yıkamazdı. Öyle bir şey var. Ondan sonra Nur içinde yazsın. Onun tabii çok bana ön ayak olması oldu. O tabii Hürriyet'te film yıkamasından sonra öncelikle magazin muhabirliğini yapmış. Daha sonra Hürriyet'in laboratuvar kısmına geçmiş. Onun tabii çok büyük avantajını gördüm. DIA'ya geçtikten sonra kimse bu kadar rahat film çekemezdi. Yani kolay bir şey değildi, maliyetli bir şeydi. Film mi kat, banyosu var. Şimdi hiçbirisi yok. Dijital kartına geçer sözün. Bitti. Peki bu şeyde analog mu tercih edersin yoksa dijital mi? Ya ben, hangisinin tabii, kalitesi daha tabii, tabii. iyi? Ya analogun tadı başka bir şey. Fakat şimdi ben dijital çıktı Nikon D70. 6 megapiksel. Diyorlar ki bana müşteriler, hadi dijitale geçsene. Ya dedim, manyak mısınız? Ne dijitale işim var benim dedim. Ne yapayım? Kayıtlar gidiyor, çalışıyorum. Film de çekiyorum. Nikon'a da çok da mis gibi. Son zamanlarda Mamiya'yla ters kaldırıp tepeden çekim bile yapabiliyordum artık. O kadar alışmıştım. Fakat bir tane hadi dijital makine alalım dedim. Aldım. İlk sene 45 bin kare çektim. Dijital makineyle. Filmle olan çarpanını hesapladığımda o tarihte 60 bin lira etti. 60 bin TL'lik bir senede onun parası çıktı. Düşünsene, o zaman git istediğin dijital makineyi al, bir senede çıkartabiliyorsun. Film harcamıyorsun çünkü. O cebinde kalıyor senin ne olursa olsun. Film banyo parası olmadıktan sonra zaten o bizi kurtardı. O da avantajlı hale geçtik. Çok güzel. Peki bu mesleği yapacak olan arkadaşlarımız nasıl bir yol izlemeliler? Neler yapmalılar? Yani şimdi ilk başta tabii ki bu bir tarz. Benim tarzım. Ben tatlı dille, güler yüzümle, müşterileri kırmadan yürürüm her zaman için. Onlar da beni bundan dolayı severler zaten. Başka niye sevsinler? Tatlı geçiniyoruz. İyi bir insan olduğumu da düşünüyorum hani onların nezdinde. Ondan sonra, ama yeni başlayacak insan için çok zor. Fakat ne bileyim, birinin yanında yürüyerek ya da müşterisini hoş tutarak, kırmayarak, tatlı diliyle devam ederse o müşteri onu bir daha hayatta bırakmaz. Niye bıraksın? Onunla da devam eder yoluna. Onunla mutlu olduktan sonra. Zaten işin temeli bu. Tatlı dilli geçindikten sonra kimse seni bırakmaz bir daha. Niye bıraksınlar? Aynen devam ederler. Peki bizim mesleğimizde hem bu işin okulunu okumuş hem de okulunu okumamış insanlar var. Bu işin bunu nasıl sen şey yapıyorsun? Okulunu okumak mı yoksa okulunu okumaya okumaya? Ya okulunu okumak tabii ki çok önemli bir şey. Okumaları gerekiyor. Şart kesin. Bir kere diploma olarak her şeyden önce önemli. Ama bir de alaylı olarak da bir stüdyodan bir yerden biraz tozunu toprağını yutmak gerekiyor. Çünkü niye? Hayat burada. Daha sonra buradan geçiyor çünkü iş. Ne olursa olsun ben okulu okudum deyip köşede duramıyorsun. Gene illaki bir stüdyoda bir bant yapıştırıyorsun, bir şey yapıyorsun, bir şeyle uğraşıyorsun. Onu da görüp ikisini harmanlayıp yürümekte fayda var bence. Kesinlikle. Peki asistanlık burada ne kadar önemli? Çok önemli bir şey asistanı insanın. Yani nasıl diyeyim, vezir de eder, rezil de eder derler ya. Gerçekten asistanın seni o günün iyi geçmesinde sağlar. O günün abuk subuk da geçmesinde sağlayabilir. Ama zaten bir süre sonra çalıştığın asistanla sen öyle bir kuple oluyorsun ki o senin ne istediğini anlıyor, sen onun neresinden ne baktığını anlıyorsun, nasıl bir şey yürüdüğünü. Tatlı da gidiyor işin ondan sonra. O da senden çok şey öğreniyor böylece zaten. Bir ışık, zaten ışığın tarzı belli. Cam çekeceksen tarzın belli, yemek çekeceksen tarzın belli. Onları yaptıktan sonra kötü çekmenin imkanı yok, çekemezsin zaten kötü istesen de. Evet. Bu kadar basit. Peki asistanlarla ne gibi, hani senin belki yıllarca bir sürü asistanın oldu. Özellikle şu anda hem asistanın hem de sana işinde çok elin ayağın olan Yusuf abi var. Tabii de o başka birisi. O başka yani birisi. Ne gibi sorunlar yaşanabilir veya yaşanmaması için nasıl ilerlemeliler? Ya da bak, sen onu çok iyi anlayacaksın. Onu da kırmadan yürüyeceksin. Çünkü niye? Senin aradaki ilişkinden başka dışarıdaki şahıslar asistanına da alçak gözle bakabilirler. Anladın mı? Onun için onu kesinlikle kıracaksın. Ona da bir değeri verirsen eğer, zaten o da seni kendi gibi görecek. Öyle yürüyecek. Çünkü iş ortağın sonunda ya senin. Ben akrabamdan çok Yusuf'la beraber çalışıyorum. Bu kadar basit yani. Aynen. Sen
O evet. Beraber çalışıyoruz devamlı. Bu türlü yürümez, hiç bir imkanı yok yani. Çok güzel. Sorularınız bu kadar. Abi tarz dedin. Bu şimdi tarz senin asistana vermek istediğin bir şey mi, yoksa kendi tarzını yakalamasını istediğin bir tabii şey mi? Evet. O bize şey yapabilir, ne derler. Mesela ben o çekimlerde oluyor da, ben mesela alışmışım mikrofonu şu şekilde çekerim. Ama Yusuf diyor ki bana bir gün, abi ya bir de şuradan baksak mı acaba buna diye. Çek Yusuf, tamam diyorum. İşte bunu ona sağlayacaksın ki belki de adamın tarzı doğru. Bilemezsin evet, ki bu çok yepyeni bir gözle göz. Herkesin belki farklı bir bakışı var ne olursa olsun tabii ki yani. Her bakışın ayrı bir kıymeti var. Hepsine değer vereceksin. Zaten baştan beri müşterilere kalacak. Ben bu bardağı biliyorum ki sapını göstermek isterim. Müşteri de bilir benim bunu böyle çekeceğimi, ama kim müşteri ister ki sapı gözükmesin? Lan manyak mısın, niye gözükmesin demem. Bunu da çekerim ama ben gene bildiğimi de çekerim. Niye? Gün sonunda kendimi kurtarmak adına. Çünkü bunun kavgasını verirsen müşteriye, ben çok güzel ama yarın öbür gün ben bunu böyle istiyordum deyip sana iş bir daha patlayabilir tekrardan. Onun için kendini kurtarmak için ikisini de çek, artık dijitaldeyiz nasıl olsa. Sorun yok, at arşivinde bir kare, şatırın bir tane eksilsin, fazla bir şey olmaz nasıl olsa. Şimdiye kadar yaptığın böyle bir hata, keşke öyle yapmasaydım da böyle yapsaydım, kesin böyle yapma dediğim bir şey oldu mu? Çok klasik bir soru ama. Hata yapmadım da ne oldu biliyor musun? Size acayip bir şey anlatayım. Bak bu hikaye çok bende. Dur iki tane anlatacağım. Bir tane daha aklıma geldi. Anadolu Sigorta'nın yönetim kurulunu çektim. Yıllar önce film zamanı. Karaköy'de Galata Port falan yok. Karşısında Anadolu Sigorta'nın yeri var. Yönetim kurulunu çektim. Filmleri bir torbaya koydum. 20 makara. 6 altılık filmlerden bir makarada 12 poz çıkıyor. 60 makara film aldım böyle. Çantama koydum. Dolmuşa bindim. Geliyorum Kadıköy tarafına, Bostancı'ya. Yolda uyumuşum. Yorgunluk tabii. İndim Suadiye'de. Ulan film torbam yok. Filmi unutmuşum dolmuşta. Diye yönetim kurulu. Bir daha ayda bir kere toplanıyorlar. Yok öyle bir şey. Şansın. Hadi bir daha gideyim, yarın çekeceğim, bir şey yok. Ne yapayım? Dedim ki filmler laboratuvarda. Yandı. Dolmuşta unuttum, salağım ben mi diyeyim. Ondan sonra filmler laboratuvarda yandı. Kusura bakmayın dedim. 15 gün sonra bir daha yönetim kurulu toplandı. Gene bir daha çektik fotoğrafları. Tabii ama rezil bir durumdu. Çok kötü bir şeydi. Çok fenaydı. Şimdi buradan öğrenmiş oldular mı diyelim. Şimdi öğrenmiş oldular diyebiliriz. Çok eski. O kişiler yaşıyor mu bilmiyorum artık. İkinci olay da ne? Bir müşterim dedi ki bana, bir tavuk ilacı için, yani hayvan ilacı için tavuk lazım. Dedim ulan tavuğu nereden bulacağım ben şimdi? Canlı tavuk. Beyaz tavuk istiyorlar bir de, tertemiz. Dedim gönderin tavuğu çekelim dedim. Bir çuval geldi 3 gün sonra. Çuvalın içinde böyle oynuyor bir şeyler. İki tane tavuk var içinde. Ama tavuklar birbirlerinin üstüne, affedersin, mıçmışlar, tavuklar olmuş gri. Beyaz tavuklar. Ne yapacağım? Bana beyaz tavuk lazım. Soktum küvete. Küvette tavukları bir yıkadık. Anam mis gibi oldular, pırıl pırıl, fakat civciv kadar kaldılar ıslandıkları için. Ne yapacağım? Fön. Fönle tavukları kuruttun mu? Böyle kabardılar hepsi, süper. Fakat tavuk hayatında yıkanmamış. İlk defa yıkandı. Salak oldu gerizekalılar. Tamam mı? Böyle duruyorlar. Ben daha önceden kaçacaklar, zıplayacaklar, hopup sesleyecekler diye setup kurdum stüdyoya. Sadece kameranın bakacağı delik yaptım. Oradan çekeceğim. Tavuğu da içine koyacağım. Kaçmayacak bir yere, yandan bana profilden poz vermesi gerekiyor. Koydum tavuğu. O da tavuk ne kaçacak? Yıkandığı için salak oldu garibim herhalde. Duruyor, ibibini düzeltiyorum. Hiç kımıldamıyor yandan, böyle kalıyor. Tavuk put kesti sadece, hiç kımıldamadan. Durdu donuk vaziyette. Ben çok güzel 2 saniyede fotoğraflarımı çektim. Ve de müşteriye teslim ettim. Çok güzel. Sonra tavukları da asistanlardan birine verdim. Ta akıbetini bilmiyorum. Ya böyle işte vallahi. Yani komik anlarımız da oluyor yani. Abi bu enerjinin neye borçlusun? Yani vallahi ne bileyim. Sevdiğin ya. Bir meslek olduğu için. Evet yoksa... evet ya, güzel. Bak şimdi ben bir an önce eve gideyim de bugün çektiğim işleri bilgisayara atayım da bir şeyler yapayım, editleyeyim diye. Biz de seni burada meşgul ediyoruz. Yok estağfurullah, ben zevk alıyorum sizinle. Peki abi başka meslek yapmayı hiç düşünmüş müydün? Ha
Bak, arkeolog olmak isterdim. Çok severim çünkü tarihi. Tarihi yeri de severim. Beni bırak Berge'ye, 3 gün otururum orada, etrafa bakınırım yani. Çok severim tarihi eserleri de. Onun için arkeolog olmak isterdim. Yapardım da yani. Hoş belki hani bir kazancımız fazla olmayabilirdi ama. Arkeolog, bu saatten sonra öyle bir planın var mı peki? Çok zor. Artık bu saatten sonra güneşin altında kalamam. Tahmin etmiyorum. Gençken yapılır diye düşünüyorum yani onu. Bir de ben hani köy möy böyle bir yerlere de gidip o yaşantıyı da becerebilecek bir adam değilim. Hiç yapmadım ki öyle bir şey. Hiç yani haberim yok öyle işten. İş hayatı ve İstanbul hayatında olduğumuz için koşturmak beni canlı tutuyor diye düşünüyorum. Peki abi, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Benle ilgilendiğiniz, röportaj yaptığınız için teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.